Sayın Bekeroğlu. Buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan, değerli arkadaşlar. Sizi tekrar selamlıyorum. Şimdi önce usulle ilgili birkaç kelime söyleyeceğim. Bunu söylemek gerekiyor. Gerçi çok konuşuldu ama. Demokrasi, demokratik hukuk devleti kurallarla yönetilir. Anayasa vardır, yasa vardır, kanunlar vardır. Bunlara uyulur, uyulması gerekiyor. Ama sizin hükümetiniz ve siz bu dönemde ısrarla bunlara uymuyorsunuz. İşte 17'si de gelmesi gerekiyor. Ekleri de beraber gelmiyor. Niye böyle falan diye sorulduğu zaman kimse sesini çıkarmıyor. Ya bir de böyle bir şey var. Yani insan münhazere şey yapar, işte şöyle oldu de, öyle de değil. Siz cevap vermiyoruz biz. Cevap vermeme alışkanlığınız Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerini, milletvekillerine, denetim görevlerini ve haklarını yapmana da engelliyor. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı'na geçen seneki bütçe görüşmelerinde de ifade etmiştim. Sorular yöneltiyoruz. Anayasa, zaten Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin, milletvekillerinin denetim hakkını ciddi bir şekilde sınırlamıştır yapılan anayasa değişikliği. Yazılı soru sorma üzerinden denetliyoruz. Kendisine yazılı sorular yöneltiyoruz. Cevap vermiyor. Başka bakanlara havale ediyor. Tekrar yönelttiğimiz zaman kızıyor, öfkeleniyor. Mahkemelere veriyor değerli arkadaşlar. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısı altında yaptığım konuşmadan dolayı beni mahkemeye verdi. Hem hakaretle basamağı açtı, hem de para istiyor benden değerli arkadaşlar. Böyle bir ortamda bir tartışma yapılabilir mi yani? Bakın, bu bütçe konuşmasına da Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız konuşmaya da şöyle başlıyor yani. Bir bütçe görüşmelerini yürütme organının vizyonunu ortaya koyduğumuz ve milletimize hesap verdiğimiz bir mecra olarak görüyoruz. Ya siz nasıl hesap veriyorsunuz? Milletvekillerle millete nasıl hesap vereceksiniz? Milletvekilleri aracılığıyla hesap vereceksiniz yani. Ama siz bizim sorduğumuz sorular, yönelttiğimiz sorulara cevap vermeye tenezzül bile etmiyorsunuz değerli arkadaşlar. Böyle olmaz. Böyle yönetemezsiniz. Bu Türkiye'de demokrasinin ciddi bir şekilde zedelendiğini açık bir şekilde gösteriyor. Değerli arkadaşlar, biz bu bütçe görüşmelerini yaptığımız bu günlerde Türkiye'ye şöyle genel duruma baktığınız zaman siyasal, toplumsal, ekonomik, ekolojik ve uluslararası ilişkiler açısından sıkışmış, bakın fazla böyle büyük iddialı kavramlar kullanmıyor. Sıkışmış bir halimiz var. Kriz filan, krizin ötesinde hani biri diğerini ve sürekli şekilde artan, derinleşen ciddi problemlerle karşı karşıyayız. Yani siyasal olarak Türkiye demokrasisi biraz evvel söylediklerimden sadece daha çok ciddi problemleri var ama siyasal olarak Türkiye demokrasi tartışılıyor, bütün dünyada tartışılıyor. Böyle bir şey olamaz. 2021'e bir bütçesini konuşuyoruz. Toplumsal olarak ciddi sıkıntılarla karşı karşıyayız. Kutuplaşmış, bölünmüş, birbirine kışkırtılmış bir toplumla karşı toplum var değerli arkadaşlar. Ve bu en üst perdeden yapılıyor yani. En yukarıdan yapılıyor bu toplum kesimlerinin birbirlerine karşı kışkırtılması bu şekilde yapılıyor değerli arkadaşlar. Yani tasada ve kıvançta bir millet, tasada ve kıvançta bir yok değerli arkadaşlar. Bu konu ciddi bir şekilde zedelendi. Bir millet değerlerini kaybetti değerli arkadaşlar. Ya. Sizin zamanınızda öyle tuhaf şeyler oldu ki yani helal para diye bir şey vardı değil mi yani? Helal para. Ya her ev kumarhaneye dönüyor değerli arkadaşlar. Siz icat ettiniz yani milli piyangoları, şunları bunları yandaşlara sattınız. Kumar üstüne kumar çeşidi icat ettiniz. Evlerde insanlar bilgisayarlarla bir şey oluyor, bir şey yapıyor. Her akşam bir tane, iki tane, üç tane, beş tane kumar oynuyor. Sayın ağam. Gerçekten kumar oynuyor. Maçın bir devresinde ayrı bir oynuyor, ikinci devresinde ayrı bir oynuyor. Böyle bir toplum gerçekten ayakta durabilir mi? Siz 18 sene iktidarınızın sonrasında gelinen yer maalesef budur. Ekonomiyle ilgili de çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıyayız. Şimdi zaten bunları konuşuyoruz. Diğer bakanlık bütçelerinde de bunların üzerinde duracağız değerli arkadaşlar. Türkiye'de yani işte ekmek askıda filan, hani ekmek askıya alınıyor, tartışmalar yapılıyor. Yok, anayasa da askıda. Kanunlar filan da askıda. Değerlerimiz, alışkanlıklarımız, geleneklerimiz, tahammüllerimiz de maalesef sizin döneminizde askıya alındı değerli arkadaşlar. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı diyor ki bütçe görüşmelerini milletimize hesap verdiğimiz bir mecra olarak görülür. Bakın bütçe uygulamaları, sonuçları ve borçlanma limitiyle ilgili neden limit aşımı yapılıyor? Niye ek bütçe
getirmiyorsunuz diye soruyoruz, cevap vermiyor. Bu kamu özel ortaklığı projelerinin topluma gerçek maliyeti tam olarak nedir soruyoruz, cevap yok. Varlık fonu ile ilgili soruyoruz, cevap yok. Kamu ihale mevzuatı delik deşik edildiği, kamu ihale kanununun muafiyet istismarlarla doldurulduğu, artık yani yer kalmadı, alfabede harf kalmadı, büyük hacimli inşaat ve yapı projelerini sürekli 5 tane müteahhide veriliyor değerli arkadaşlar. En büyük vergi afları falan da milyarlarla ifade edilen bunlara getir. Kim bunlar? Bu müteahhitler, bu 5 tane müteahhit kim? Ya da bu şirketlerin gerçek sahipleri kim değerli arkadaşlar? Böyle bir ortamda şeffaflıktan, hesap verebilirlikten nasıl söz edebiliyorsunuz? Milli gelir hesapları, tüketici fiyat endeksi, tüketici güven endeksi ile ilgili bir sürü şeyler dolaşıyor ortada ama bunlarla ilgili her kimseye güvenmiyor. Devletin kariyer sistemini ortadan kaldırmış. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Sayıştay'ın denetim yapma hakkı neredeyse elinden alınmış. Böyle bir ortamda biz bütçe görüşmesi yapıyoruz. Değerli arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bütçe Cumhurbaşkanı bir tane kanun teklifi sunuyor. Yani milletvekilinin dışında Cumhur bir tane kanun, o da bütçe kanunu, kanun teklifidir. Bütçe kanunu ile kanunlaşan bir konuda borçlanma limitiyle ilgili siz kanun değiştirerek milletvekillerine kanun teklifi verdiriyorsunuz bütçeyle ilgili ve bütçe kanunu değiştiriyoruz değerli arkadaşlar. Böyle bir şey olur mu? Yani içerikler, rakamlar falan ayrıca tartışacağız ama siz ne yapıyorsunuz değerli arkadaşlar? Bu devir geçecek, bunlar geçecek ve bunlar geçecek, seçimler olacak, ineceksiniz. Ve Türkiye'de mahkemeler olacak, bağımsız ve tarafsız mahkemeler olacak. Bu mahkemelerde gerçekten size soru sorulacak, başka ne olabilir değerli arkadaşlar? Böyle bir şey olur mu? Bu kadar cesur olunabilir mi? Yargılanacaksın diyorum. Kimse muhatabı sen bir şey dedi. Bu yanlışlığı yapanlar yargılanacak diyorum. Bak yargılanma yolunu da anlatayım. Mecliste çoğunluğunuzu kaybedeceksiniz. Yani arkadaşlar, ondan sonra soruşturma önergesi vereceğiz. Verilecek soruşturma önergesinde yargılamaya karar verilecek. O yargıçlar sizin atadığınız yargıçlar olmayacak. Çay kesin yargıçlar olmayacak. Gerçek Türk milleti adına hareket eden bağımsız ve tarafsız yargıçlar olacak. Onların karşısına çıkacaksınız. Suç mu işledin bu? Tehdit midir bu değerli arkadaşlar? Tehdit falan etmiyorum. Gerçeği söylüyorum. Bu kadar vurdum duymaz olamaz. Sizi anayasaya ve yasalara uymaya davet ediyorum. Yaptığım budur. Niye sinirleniyorsunuz ki? Değerli arkadaşlarım, bakın çok enteresan bir şey. İşte bu Cumhurbaşkanlığı sistemini bizi uçuracak sistem olarak takdir ettiniz. Eskiden Sayın Ağbal gelirdi 2003'le 17'yi 16'yı falan karşılaştırırdı. Ya biz de sıkışırdık ya 2003'te 2016 rakamları falan diye bakardık. Şimdi ben yapacağım. Sayın Ağbal siz de dinleyin. Siz seviyoruz, herkes seviyoruz zaten de. Şimdi bir bakın Sayın Cumhurbaşkanı görevi başladığı zaman ve bugün birkaç tane rakamı söyleyeyim. Gayri safi yurt dışı hasıla 859 milyar dolar. Bugün 702 milyar dolar. Büyüme oranı 107,5. Bugün 1003 olacak mı olmayacak mı falan tartışılıyor. Kişi başına gelir 10.696 dolar, bugün 8.381 dolar. Gideyim mi? İşsizlik oranı 10.9, 13.4. Yani bu şekilde gidiyor. Uçuyoruz arkadaşlar. Cumhurbaşkanlığı sistemi uçurdu Türkiye'yi ama uçurumdan aşağı doğru uçurdu. Bunun farkına varın. Bakın bir kişi olmaz. Bak eskide şimdi kabinemiz falan diye yazmış Sayın Cumhurbaşkanı. Ne kabinesi Sayın Cumhurbaşkanı? Kabine ortak sorumluluk demektir. Kabinede kabinenin bakanlar kurulu kararları olur. Nerede bakanlar kurulu kararı? Hangi bakan kararda sizin imzanız var? Olamaz ki zaten öyle bir sorumluluğunuz da yok, seçilmediniz. Böyle bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla bir kişinin karar verdiği yerde problemler olur. Çabuk karar vereceğiz falan. Bazı konularda hiç de çabuk karar veremiyorsunuz. Ortak olacak, müşterek olacak sorumluluk bir kişinin atladığı yeri görecek. Bu sistem yanlış bir sistemdir değerli arkadaşlar. Bizim geleneklerimize de uygun değil. Şimdi bu soruyu sorunca hani dejavu falan diye sürekli konuşulur ya, siyasetçiler herkes konuşur. Canavu diye bir şey var, onu söyleyeyim. Bu böyle mi demiştik, şimdi oraya geliyorum çünkü. Oraya geliyorum, canavu. O noktaya geldik. Hani sizin bir de 2023 hedefleriniz var değil mi arkadaşlar? 2023 hedefleriniz. O hedeflerle ilgili de çok enteresan rakamlar ortada.
milli gelirle ilgili konuşalım yani 2023 hedeflerinizle ilgili 25 bin dolar. Bin defa söylediniz bunu ya değerli arkadaşlarımız. Gayri safi milli hasıla nerede? Ya, yanına bile yaklaşamıyoruz. 2014 seviyesinin de altına geldiniz. Demek ki artık siz Cami bu ne demek? Dejavu'nun tersi yani. Dejavu yani bu işi bir yerden hatırlıyorum. Cami bu. Ya ben böyle bir şey duymadınız. Yok. Duydunuz değerli arkadaşlar. Bunları burada söylediniz. Hem de üst perdeden atarak söylediniz. Hayal bile edemezler. Tahayyül bile edemezler. Düşünemezler bile. Üç koyun bile düşünemezler filan diye. Bir de insanları düşük görerek, aşağılayarak söylediniz bunları. Ben öyle söylemiyorum. Bakın olmadığına anında söylemiyorum. Gerçeği söylüyorum. Eğer biz gerçeği görmezsek, eğer başımızı kuma sokmaya devam edersek de değerli arkadaşlarım, bu memleketin çok ciddi sorunları dediği gibi hiçbir şey yapamayız. Türkiye daha ciddi, daha büyük sıkıntılar yaşar. Değerli arkadaşlarım, bütçelerle ilgili, bütçeyle ilgili çok önemli problemlerden bir tanesi, kesin hesap değerli arkadaşlarım. Bu kesin hesaplarla ilgili hiçbir şekilde sanki hesabını sormak, yani yaptığımız bütçe uygulandı mı, uygulanmadı mı, bunu araştırmak bu görevimiz değilmiş gibi davranıyor. Böyle bir şey olmaz. Değerli arkadaşlarım, Sayın Ağabey'de Maliye Bakanlığı döneminde çok yaptık, çok da onun adını zikrettim bugün. Siz gerçekten ödenek üstü ek harcamalar dünya kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin size vermediği rakamlar bilmiyorum, süren giderek azalıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin size vermediği hiç efendim olmayan yetkileri kullanıyorsunuz. Ondan sonra da getiriyorsunuz, getiriyorlar. Ya da milletvekiller buradan milyar dolarları aktarıyor. Bu para nereden geldi, nereye gitti, Egip bütçesini şişiriyor, bunlar emniyetin bütçesini şişiriyor, oradan alıyorlar, oraya veriyorlar. Hiçbir şekilde hesap soramıyoruz. Geliyoruz burada kabul edenler, etmeyenler ediyorlar. Arkadaşlar insaf edin ya. Bu millet sizi seçti, milletin temsilcisiniz. Şu kadar maaş aldığınız bilmem önemli değil. Kutsal bir iş yapıyorsunuz değerli arkadaşlar. Millet adına, millet size 5 yıl yetki veriyor. Buraya geliyorsunuz ya. Allah'tan korkun arkadaşlar ya. Bunun hesabını araştırmanız lazım, sormanız lazım değerli arkadaşlar. Bu nedir? Yani ödenekli şey harcama bu. Ek şeyler nedir bu? Bunlar? Yedek ödenekler nedir bunları? Sormanız gerekiyor değerli arkadaşlar. 15, bakın yedek ödenekle ilgili 3 milyar, 2019'da 3 milyar 350 milyon TL konmuş, 53 milyar 420, 15,9 kat artmış. Nedir bu arkadaşlar? Bunu bir sormayacak mısınız? Bu para nereye gidiyor? Nerede harcanıyor? Bunları sormayacak mısınız? Böyle arkadaşlar. Niye sormayacak? Yani böyle bir şey konuşuyoruz. Bakın, şimdi en önemli sorun ne biliyor musunuz? Artık söyleyecek bir şeyimiz de kalmadı. Bu bütçe var ya, sen Cumhurbaşkanı yardımcı, konuşmanızı baştan sona okudum. Ben burada değildim, olamadım, rahatsızdım. Ama baştan sona okudum. Gerçekten bugüne kadar sunulan, kusura bakmayın, sizinle ilgili bir problemim yok. Bugüne kadar sunulan en düşük profil bütçedir. Hiçbir iddiası yok. Bakın, baştan sona okudum. 3 sene, 5 sene önceki kendi bütçenizi bakın, bu bütçeye bakın, hiçbir iddiası yok. Hiçbir iddiası yok. Yani ben iddia ediyorum bunda, hiçbir iddiası yok. Çok düşük profil bir bütçe. Olamaz zaten iddianız. Çünkü güvenle ilgili çok ciddi problemimiz var. En temel problemimiz güvendir arkadaşlar. Güvenle ilgili tarzı davranışlar yana, siz Türkiye'den resmi olarak tırnak içinde söylüyoruz yana, bakın bizim ülkemizde ve bize benzer ülkelerde siyaseten yalan söyleme yalan kabul edilmiyor. Siyaseten yalan söyleme yalan kabul edilmiyor. Normal hayatında asla bir şekilde yalana söyledi arkadaşlarımız. Hiç böyle gözlerinde bir para yalan söylüyor. Siz de benzer bir durumla iç içesiniz. İstatistiğe sürekli şekilde Türkiye yalan söylüyorsunuz, söyletiyorsunuz. Böyle olduğundan dolayı değerli arkadaşlar size kimse inanmıyor. Çok temel güven problemi var. Siz diyelim ki dolarla ilgili bütün gerekleri niye getirseniz. Madem böyle bir konvertibil sistemle uğraşıyorsunuz, dolar indi çıktığın en büyük aracı faizdir. Ben faize karşı değilim. Faiz falan değilim. Esas faizi sizsiniz. Çünkü bakıyorum sizin
faiz ödemeniz giderek artmaya başlamış. Faiz artırarak olur yani. Bu şekilde yani. Bunu da yapsanız gene dolar yükselmeye devam edecek. Niye devam edecek? Çünkü siz istatistiklere yalan söylüyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti, Türk tarihinin en itibarını kaybetmiş dönemini yaşıyor. Aslında siz de buradan itibar kaybediyorsunuz ama bunun farkında değilsiniz. Çünkü geçici bir şekilde sorunları örtmek, yani sorunların üzerine şal örtmek şu anda sizin acılarınızı, ağrılarınızı azaltıyor. Öyle değil değerli arkadaşlar. Böyle yaptığınız müddetçe bu iş yürümez. Burada çok ciddi sıkıntı ile karşı karşıyayız. Şimdi çıkardınız yani halkın ekonomiye duyduğu güven endeksi. Ya arkadaşlar biz de geziyoruz ya. Güven endeksi. Ya böyle bir şey var mı? Hangi güven endeksinde düzenli var? Nerede düzenli var? Geziyoruz. Biz Sayın Genel Başkan görevlendirdik. COBİ'lerle çalışma yaptık. Geçtiğimiz hafta, iki hafta arkadaşlarla gezdik. Çoğu benim ismimi vermeden yazdım. Bir de siz korkuttunuz ya. Ha ben sizden korkmuyorum. Hiç korkmuyorum. Sayın Genel Başkan'ı korkmuyorum ya. Para ne canımı alacak değilsin. Hiç korkmuyorum. Vatandaş korkuyor. Vatandaş korkuyor. Bir şey diyemiyor. Dinliyoruz onları. Ya diyoruz ki bir sene içinde bunların düzeleceğine dair bir şeyimiz var. Yok. Ne oluyor bunun sonucunda? Siz dağıttığınız, saçtığınız krediler var ya. Bu Covid dolayısıyla vaktimiz yok. İlgili bakanlıklarda tartışacağız. Maliye Bakanlığı'nın bütçesinde de tartışacağız. Covid dolayısıyla dünya kadar para saçtınız. O parayı da yanlış bir şekilde saçtınız değerli arkadaşlar. Ve Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımızın verdiği rakamlarla Sayın Cumhurbaşkanı'nın verdiği rakamlar arasında da uçurumlar var. Nasıl oluyor? Bir gün konuşuyor Sayın Cumhurbaşkanı bir rakam veriyor. Ertesi gün hangi rakamlar diyorsanız sonra söylerim. Ertesi gün Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımız söylüyor. 100 milyar TL'lik bir fark oluyor. Nasıl oluyorsa. Neyse bu parayı yanlış kullandınız. Bu parayı kullanma biçimini özellikle kamu bankalarına sokmuş olduğunuz bu karanlık ve Türkiye'de yeni ciddi bir mali kriz ortaya çıkaracak arkadaşlar. Buraya doğru Türkiye hızlı bir şekilde yuvarlanıyor. Görev zamanları önümüzde dağ gibi yükselmeye başladı. Onun yerine siz vatandaşa bakın 700 milyar TL'ye kadar rakam açıklandı. 700 milyar TL'ye kadar COVID dolayısıyla harcama yaptı. Ertelemeleri filan. Bu ne kadar bunları vatandaşa direkt olarak verdiğiniz harcama yapsın diye değerli arkadaşlar. Kaç? 40 milyar. 40 milyar, 30 küsur milyar TL vermişsiniz. Ya böyle bir ortamda verdiğiniz paralar ne oluyor biliyor musunuz? Size güvenmediklerinden dolayı siz istihdam varsın, adam dükkanını kapatmasın diye para veriyorsunuz. Gidiyorlar, o parayı döviz alıyorlar. Niye dövizi kontrol edemiyorsunuz? Güvenmiyorlar size. Yatırım yapmıyorlar. Bir sene sonra, iki sene sonra ne olacağını görmüyorlar. Çünkü TÜİK yalan söylüyor. Bunu görmediklerinden dolayı gidiyorlar, döviz alıyorlar değerli arkadaşlar. Altın alıyorlar. Türkiye ciddi bir şeye gidiyor. Bu anlattıklarımı en iyi bilen burada arkadaşlarımız var. Cemal burada bunları biliyor. Sayın Yağba bunları biliyor. Cemal Bey de çok eski arkadaşım oldu. Bunları biliyor ama görmezden geliyorlar. Niye? Siyaseten kusmak, siyaseten haksızlık yapmak, siyaseten yalan söylemek kutsal bir dava için. Nasıl bir kutsal dava değerli arkadaşlarım ya? Türk'le bir yedim hakkıyla oynamak nasıl bir kutsal dava oluyor değerli arkadaşlarım? Verdiğiniz bir kararla bütün ihaleleri 5 tane firmaya vermek nasıl bir kutsal dava oluyor değerli arkadaşlarım? Milyar TL'ler, vergi primleri bu 5 tane firmaya vermek nasıl bir kutsal dava oluyor? Ben bunu anlamış değilim. Baktım böyle kutsal dava değerli arkadaşlarım. Hayır, evet. Süren bitti de ekler. Yok ek vermedim. Sadece hatırlatma açısından söylüyorum. Değerli arkadaşlar bakın size güvenilmiyor. Bir şey söyleyeyim. Bütün sosyal devletler para dağıtırlar. Böyle kriz problem durumlarda bütçeden para dağıtırlar. Biz para topladınız. Şu meşhur İBAN numaraları finansından söz ediyor. Hatırladığım kadarıyla en son Sayın Cumhurbaşkanı 2 milyar TL'ye geçti filan dedi. Bilmiyor musun? Hatırladığım kadar diyorum. Çünkü şeffaf değilsiniz. Topladığınız para ne kadar? Nasıl harcadınız? Hangi yöntemle harcadınız? Nereye gitti? Açıklamadınız. Bu konuda zaten sizciliğiniz güzel değil. Bozuk kelimesini kullanmıyorum. Korkuyorum mahkemeye verirler diye. Korkmuyorum dedim ama.
Bakın Devlet Bey, daha evvelde Beşiktaş'taki öldürülen terör bombasında ölen polisler için para topladınız. Daha sonra 15 Temmuz şehitleri için para topladınız. Bu paraları 1000 defa sorduk, nerede falan. Neden sonra dediniz ki bakın burada duruyor, burada duruyor, neması burada. Şeffaf değilsiniz değerli arkadaşlar. Millete para dağıtacak sosyal devlet milletten para topladı. Ama bu parayı nerede, nasıl? Görüyor, versin tabii. Ya burası, sen ne sandın diyor, burası çadır devleti mi diyor. Burası Türkiye, Türkiye. Peki burası Türkiye, Türkiye'de böyle bir şey nasıl olabilir ya? Böyle bir şey olur mu yani? Topladığınız bir kuruşu yazmaz mısınız? Tek tek anlatmaz mısınız? Yoksa bu milletin bilmesine gerek yok. Aa, bizi seçtiler, bize güveniyorlar. Öyle bir şey yok diye. Evet, lütfen tamamlayalım. Tamamlayacağım. Şimdi sürekli olarak eleştirdik sizi. Birkaç tane de bir öneride bulunayım değerli arkadaşlar. Ne yani bunlar kötü de ne yapılması gerekir de biz yaptık. Sadece Covid'den örnek vereyim değerli arkadaşlar. Bu konuyla ilgili çok ciddi toplumcu iktisatçılar dünyanın her yerinde bir araya geldiler, rapor. Türkiye'de de çalışmalar yaptılar. Geçmişte benzer konularda ne yapıldı? Ta 1929 krizinden, büyük krizden başlayarak ne yapıldı, nasıl aşıldı bunları araştırdılar ve önerilerde bulundular. Siz bunları yapmadınız değerli arkadaşlar. Siz patrona, para babasına para verdiniz. Siz parayı geniş halk kitlelerine dağıtmadınız. En büyük yanlışınız, dağıtıyoruz ya ben. Dağıtmıyorsunuz. Devede kulak yok var ya, ben şimdi daha önce deyim, devede kır değil sizin yaptığınız iş. Dolayısıyla bu para hiçbir işe yaramadı. Bir daha söyleyeyim, size güvenmediğinden dolayı insanlar bu parayı yatırıma falan sevk etmedi. İşsizlikle ilgili de herhangi bir düzelme yok. Bakın nasıl işle ilgili bir küçük bir kımıldama olunca nasıl insanlar işsizim diye başvurdular. Herhangi bir düzelme yerinde falan saymadı. Milyonlar işsiz çekildiler. Gerçek işsizliğin %30 olduğuna dair çok ciddi bilimsel araştırmalar da ortaya koyuyorlar. Siz onlara vererek daha bir süre verecek misiniz? Efendim süre verdim. Son bir iki cümle için bir dakika. Bir dakika. Eğer bu saydınız bambaşka olurdu. Bu paranın yarısıyla çok daha güzel mesafe yol alabilirdiniz. Değerli arkadaşlarım, size bir şey daha ifade edeyim. Türkiye böyle doğal gazla, muhal gazla Türkiye cari açıklar falan düzelmez yani. Bu da devede kulak dilerdi. Çıkaracağımız doğal gaz. Çünkü Türkiye'nin açıkları çok büyük, borçları çok büyük. Faiz ödemeleri falan 250 milyar TL'lere doğru geldi. Sizin yapacağınız önemli işlerden bir tanesi, biraz evvel söylediğim krizde bu şekilde daha halka, topluma yönelik tedbirler alacaktınız. O şekilde dağıtacaktınız. Parayı varsa dağıtın. Yani geç kalmış değilsiniz. İkincisi, önemlisi yapısal plan. Yani eğer Türkiye değerli arkadaşlar üretmedikçe ve bunu satmadıkça, yüksek teknolojiye geçmedikçe, bakın Türkiye'de neler yapıldı, neler yani. Basit bile Koç eğer Anadolu üretmeye devam etseydi Türkiye başka bir yerde olurdu. Eğer rahmetli Erbakan Allah. Ya tamam vereceğim de ya. Elleri Anadolu'da toplanıp mecliste sergilenmeseydi, kimse dilediyse diyeceksiniz falan. Türkiye bambaşka bir yerde olurdu. Teknoloji üretmek ve ihtiyaç insanların ihtiyacını gözeterek eşitlikli, adaletçi bir sistemle daha fazla Türkiye bir yere gidemez. Ve sizin bunu yapma kabiliyetiniz, yeteneğiniz yok olmuş. Siz bu üç krizle, bitiriyorum, siyasal, toplumsal, ekonomik, ekolojik krizle Türkiye'yi batırırsınız. Erken seçime gidin değerli arkadaşlar. Evet, teşekkür ederim. Evet. Sayın Katırcıoğlu, buyurun lütfen.